Önce Kahve Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Duvarı yık parkurundayız. En sevilen parkurlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz. Duvarı yık parkuru. Çok güzel bir parkur. Bakalım bugün neler var. Tam 7 kişilik aile arabaları. Evet, bunların içine 7 kişi binebiliyor. 7 koltuklu aile arabaları diyebilirim aynı zamanda. Burada Renault Scenic var. Yine çok sevilen arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Kırmızı rengiyle şu an için görüyorsunuz. Güzel bir araba. Güzel bir aile arabası. 7 kişilik. Yanında yine Opel Zafira'yı görüyorsunuz. Yine güzel arabalarımızdan bir tanesi. Burada Volkswagen Touran var. Hemen yanında Toyota Sienna. Çok yeni bir araba. 2021 model. Honda Pilot var. Ve son olarak Ford Galaxy bizlerle arkadaşlar. 7 kişilik aile arabalarıyla duvarı yık parkurundayız. Günün en sağlamına bakacağız bugün. Siz de hemen favori arabanızı yorumlara yazarsınız bu arada. İlk ben başlayayım o zaman. Yani abi zaman kaybetmeyelim. Ben başlayacağım ilk. Tabii ki içi yok bu arabanın arkadaşlar. Renault Scenic karşınızda. Ve duvarı yık parkuruna başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım duvarı yıkarken biz mi yıkılacağız, duvar mı göreceğiz. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyorum. Atlayışım gayet iyi. İyi izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçişim gayet güzel. Şimdi ateşli yolumuz var. Bu ateşli yoldan da yine çok fazla kaza yapmadan. Çünkü burada arabaya hasar verirseniz duvara çarptığınızda daha da fazla hasar verir arabanız. O yüzden ne kadar az hasar o kadar iyi demektir duvarı yık parkurunda. Şu an için güzel geçişler yaptım ve minik bir tırmanma yolumuz var. Bir de onun inişi var arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel çıktım. İnişime bakalım. Gayet iyi. İlk atlayış başarılı. Devam abi. Güzel. Daha ne olsun arkadaşlar. Gayet iyi. Ve şimdi duvar karşımızda. Renault Scenic. Takla geldi. Abi ne oldu ya? Arabayı taklattırdım. Abi araba bu kadar nasıl taklatabiliyor? Yalnız. Ön tarafa baksanıza. Hasar var ama o kadar az bir hasar var ki. Bu nasıl bir sağlamlık böyle? Renault Scenic gerçekten çok sağlammış. Abi araba takla attı ve arabanın sağlamlığı gördünüz. Sadece ön tarafında eziklik var ama ne kırılan bir şey var ne başka bir şey var. Gerçekten çok sağlam bu Renault Scenic. 7 kişilik. Hadi şimdi karşınızda Volkswagen Touran var arkadaşlar. Yine Volkswagen ailesinin güzel aile arabalarından bir tanesi. Görüyorsunuz abi arabamızı. Bilenler belki ailesinden olanlar muhakkak vardır. Elbet birilerinde vardır. Volkswagen Touran 7 kişilik aile arabası sınıfında giriyor. Vallahi ben Google'ın yalancısıyım arkadaşlar. Orada öyle diyordu. O yüzden onu örnek aldım, referans aldım. Hadi bakalım. Şimdi bir atlayışımızı yaptı Batman. Devam ediyoruz. Ateşli yol karşınızda. Dikkat. Dönüş güzel. Aman 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 abi. Sağ tarafı vurduk. Birazcık vurduk arkadaşlar. Problem yok, devam. Devam abi. Güzel. Sağ geçtik. Tekrar sol. Tekrar sağ. Tekrar sol ve devam. Gayet iyi gidiyor Batman arkadaşlar şu ana kadar. Bakalım göreceğiz. Devam önemli. Duvara vurduğundaki durum önemli arkadaşlar. Buraların çok fazla bir önemi yok tabii ki. Hadi. Atlayış güzel. Bu da güzel. Daha ne olsun. Hadi bakalım. Devam. Devam abi. Devam abi. Devam abi. Volkswagen Touran geliyor. Duvar karşımızda. Abi bu nasıl bir takla? İnanılmaz bir takla. Yalnız ön tampon oynuyor. Renault Scenic'e göre biraz fazla hasar aldı arkadaşlar. Aynı zamanda kapıları görebiliyor musunuz? Birazdan daha iyi görebilirsiniz. Hafif dışarı çıktı. Açılmış gibi oldu. Aslında açık değil ama görüyorsunuz. Biraz açıldı. Biraz hasar aldı kapılarda aynı zamanda. Renault Scenic'ten sonra Volkswagen Touran'da yarıştı. Bence Scenic, yani ben günün en sağlamıyım hala. Ama daha yarışacak. 4 arabamız var. Onları izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Demir Adam karşınızda, Opel Zafira ile. Güzel bir araba. Onu söyleyeyim. Yani bugün bence parkuru en iyi bitirecek arabalardan bir tanesi olacak bence. Ama göreceğiz. İzleyelim abi.
Gayet iyi gidiyor. Vallahi konuşmadım ama gayet iyi gidiyor Demir Adam. Bence Demir Adam'ı bir izleyelim iyi bir şekilde. Demir Adam'ı destekleyelim arkadaşlar. Zafer acılar. Hadi bakalım abi. Geçiş gayet iyi. Devam abi. Devam abi. Sıkıntı yok. Çok iyi gidiyor şu ana kadar. Abi daha ne olsun ya? Vallahi daha ne olsun? Adam o lastiklerin arasında geçerken gördünüz. Hiç konuşmadım ama mükemmel geçti. Gerçekten çok iyi gidiyor Demir Adam. Umarım şöyle güzel bir performans izleriz duvara vurduğunda. Duvara yık parkuru gerçekten zor bir parkur. Zafira'yı görüyorsunuz abi. Dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Oo, ön taraf ne oldu abi öyle? Abi ön taraf acayip bir hal aldı. Tipe baksanıza. Çok komik oldu. Bir acayip oldu. Ama hasarı fazla arkadaşlar. Bir yerine park etsin ama hasar cidden fazla. Bana göre Renault Scenic hala günün en sağlamı. Tabii sizin sağlam olduğunu düşündüğünüz araba hangisi? Yorumlarınızı yaparsınız. Biz o zaman şimdi 4. arabayla devam edeceğiz abi. Hadi bakalım kaptan. Toyota Sienna karşınızda. Çok lüks bir araba gerçekten. Bugünkü arabalar arasındaki en yenisi ve en pahalısı ve en hızlısı arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. İzleyelim bakalım. Hadi abi, atlayış biraz geç geldi arkadaşlar ama sıkıntı yok. Bizim için sonuç önemli arkadaşlar. Sonuçta ne olacak? Sienna ne kadar sağlam kalacak? Ona bakacağız tabii ki. Duvarı yık parkurunda devam ediyor abi. Dikkat. Güzel, 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 güzel. Gayet iyi gidiyor. Beklediğimden daha iyi çıktı Toyota Sienna. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Dikkat edelim. İyi izleyelim burayı bakayım. Vallahi gayet iyi gidiyor. Vallahi gayet iyi gidiyor. Ben konuşmadım biraz ama gerçekten performansı inanılmaz iyi arkadaşlar. Mükemmel diyebilirim. Toyota Sienna için tabii duvara vuracak arkadaşlar birazdan. Duvarı yık parkurunun Sienna performansı. Ne oldu abi? Oo, vallahi bayağı iyi çıktı ha arkadaşlar. Bayağı bir sağlam çıktı. Yalnız şimdi işler karıştı. Renault Scenic Scenic dedik de abi. Sanki Sienna daha mı sağlam arkadaşlar, ne dersiniz? Tabii yorum sizin. Siz belirleyeceksiniz. Ben biraz şu an şüpheye düştüm. Sienna biraz iyi gibi geldi. Ama tabii siz daha dikkatli bakın. Yorumlarınızı yapın. Artık Recep abi izleme zamanı. Honda Pilot karşınızda. Güzel bir 7 kişilik aile arabası arkadaşlar. Orta kocaman bir multimedya ekran koltukları görüyorsunuz. Tam 7 koltuk, 7 kişilik. Hatta buna 9-10 bile binersiniz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Recep abi izleyelim abi. Bu geçiş gayet başarılı ama dikkat etmesi lazım arkadaşlar Recep abinin. Bu çok önemli, dikkatli olması lazım. Buradan geçiş bayağı iyi. Şu geçişi biz diyelim. Güzel geçti. Gayet iyi geçti arkadaşlar. Şimdilik her şey yolunda. Bakalım ne olacak abi, dikkat. Güzel. Sola geçti. Tekrar sağa geçti, tekrar sola geçti ve devam ediyoruz. Honda Pilot'la 7 kişilik aile arabasıyla duvarı yık parkurundayız bugün arkadaşlar. Durumlar çok iyi. Arabalar bayağı bir sağlam çıktı ya. Vallahi bayağı bir sağlam çıktılar. Şu an için atlayışlar başarılı. Bir atlayış daha izleyeceğiz. Gayet iyi. Daha ne olsun abi, çok iyi gidiyor Honda Pilot ve duvara vuracağız. Duvara yık parkurunun Honda Pilot performansı. Oo. Abi biraz fazla mı hasar aldı ya? Abi kaput falan da ezildi, cam kırıldı, kapılara bir şey olmuş. Abi biraz fazla ya. Biraz fazla arkadaşlar. Biraz fazla kesinlikle. Hala Honda Pilot. Yani Pilot diyorum ya. Toyota Sienna ve Renault Scenic. Günün en sağlamı, ikisi kapışır bugün arkadaşlar. Yorumlarda yapın. Yorumlarınızı, incelemenizi yapın. En sağlam hangisi, niye en sağlam? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Recep abi park et abi. Güzel. Honda Pilot yerine geçti. İsterseniz son arabamızı izleyelim. Bugün 7 kişilik aile arabası.
mükemmel gidiyor. Baldi'yi izleyelim. Baldi bugün Ford Galaxy kullanacak arkadaşlar. Güzel bir araba değil mi? Gayet iyi. 7 kişilik bir aile arabası. Ford'un da en bilinen arabalarından bir tanesi. Bir de bunun C-Max ve S-Max var. Onlar da bir modunu yaptırmaya çalışacağım arkadaşlar. C-Max var ama çok kötü. S-Max hiç yok modu. Onları da bir şekilde getirtmeye çalışacağım. İlerleyen zamanlarda aklımda olan arabalardan birkaç tanesiydi. Bir Baldi izlemeye devam edelim bakalım. İyi gidiyor ha. Ben konuşmaya sanki daha iyi gidiyor Baldi. Bana mı öyle geldi acaba? Gayet iyi gidiyorsun Baldi. Baldi'yi gaza getirin arkadaşlar. Baldi yaparsın dediğinizde Baldi bayağı bir iyi performans gösteriyor. Haberiniz olsun. Şu an için Baldi'nin performansı çok iyi. Ama duvara vurduğunda neler olacak o daha önemli arkadaşlar. Burası güzel. Sola dönüş. Güzel. Hızlandırıcı ve duvarı yık bakalım. Tamponu bıraktı abi, ne yaptın ya? Abi arabanın haline bakın. Belki de günün en kötü performansı oldu ama tampon orada. Adama duvarı yık dedi, kendini yıktı. Tamponu da orada bıraktı. Çok komik oldu araba. Maalesef kötüydü arkadaşlar. Yani en azından günün en sağlamı olamaz arkadaşlar bu şekilde. Çünkü tampon gitti bir defa. Yani tampon gitti. Nasıl sağlam olsun değil mi? Ondan daha sağlamları var. Mesela Renault Scenic, mesela Toyota Sienna. Bana göre bugün ya Scenic ya Sienna birincidir ama sanki Sienna daha iyi gibi duruyor bana göre arkadaşlar. Tabi yorumlar sizin. Yorumlarınızı yaparsınız. Size göre günün en sağlam hangisiydi? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Bu arada yeni duvar yık parkuru da artık yenilenecek. Bu buraya son kez gelişimiz diyebilirim. Belki ara ara yine uğrarız ama yenisi yapılacak artık. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.